Az önce abimin doktoruyla konuştum. Bizi görmesi ona iyi gelebilirmiş. Eğer siz de isterseniz izlemesi için videoyla ona bir mesaj gönderebilirsiniz. Ben de gönderebilir miyim amca? Tabii gönderebilirsin ateş parçası. Amcan çok sevinir. Ama Ziya Bey hakkında konuşmama kuralımız vardı Yaman Bey. O kural bugün için geçerli değil. Hadi Nana, bir güzel fırsatı kaçırma. Öğren artık abisinin yerini. Bakın Ziya Bey, en sevdiğiniz bardağınız burada. Sütünüz burada. O kadar özledik ki bu masada oturup kurabiyelerinizi böyle sütün içine batırıp batırıp yemenizi. Gelseniz de yine size ıspanaklı gözlemeler yapsam. Börekler yapsam. Rabbim şifa versin size. Bir an önce aramıza dönün. Çok selamlar. Sevgiler. Bu kadar çok mu seviyordunuz onu? Hem koca adam süt mu içerdi gerçekten? Bir taneydi Ziya Bey. Yusuf'tan bir farkı yoktu ki onun. Kalbi, ruhu o kadar temizdi ki. Adalet Hanım az bile söyledi. Herkes sever Ziya Bey'i. Ben diğer videoları da çekeyim. Rabbim bir an önce şifa versin size de. Ailenize, sevdiklerinize de. Sen bilmezsin. Abisi var bir de Ziya Kırım'la. Görsen monist sanırsın, saf sanırsın. Deli diye acırsın. Ama bahçe makasıyla insan doğrayan bir cani. Hangisi daha zalim dersen, al birini vur ötekine. Bakın Ziya Bey, çiçekleriniz de burada. Onlar da bizim gibi sizi bekliyor. Kusura bakmayın, deniyorum ama yapamayacağım. Çiçekle evlenip çok mutlu olacaktınız. Herkes çok mutlu olacaktı. Neler geldi başımıza? Neslihan, böyle olmaz. Ziya Bey'e moral olsun diye yapıyoruz bunu. Eski acı günlerini hatırlatmak için değil. Acı günler nedir? Ne olmuş ki Ziya Bey'e? Hadi topla kendini bir daha. Eğer rahatsızlık veriyorsam... Hayır, hayır. Seninle alakası yok. Tamam. Tamam, hazırım ben. Ben en çok neşenizi özledim Ziya Bey. Sabah o günaydın diyen sesiniz, azıcık üzülsem neyim var Neslihan deyişiniz. Sonra verdiğiniz ödüler. Siz benim abim gibiydiniz Ziya Bey. Yokluğunuz o kadar hissediliyor ki. Bir an önce gelirsiniz inşallah. Yine mi yok kalem? Özcü. O gün karısını kaybettiği gün. Bir anlamda abisini de kaybetti Yaman Bey. Ziya Bey'in düğün günüydü. Çifte düğün olacaktı. Seher Hanım'la Yaman Bey de nikah tazeleyeceklerdi. Konakta tam bir bayram havası vardı. Herkes o kadar mutluydu ki. Ama sonra her yer kana bulandı. Ziya Bey'in travmaları vardı. Seher Hanım'ı kaybedince daha da kötüleşti. Bu konak çok acı günler gördü Nana Hanım. Ziya Bey'e gelince Yaman Bey'in kıymetlisidir.
her birimizin kalbinde de ayrı bir yeri vardır. Hepimiz çok üzüldük. Patron değil, aileden biri gibiydi bizim için. Hastalığı yüzünden evden çıkmazdı ama evi ev yapan da oydu. Dışarı çıkmıyor muydu? Hiç mi? Çok sık çıkmazdı Ziya Bey. Bazı rahatsızlıkları vardı. Aslında yavaş yavaş düzeliyordu nişanlısına duyduğu sevgiyle. Ama... Abi, beni çekmeyecek misin? Ziya Bey seni tanımıyor ki Aynur. Bir anlamı olmaz. Aa, neden olmazmış canım? Tanıtırım kendimi. Ben de konuşmak istiyorum Ziya Bey için. Peki, geç bakalım. Aldı mı? Merhaba Ziya Bey. Ben Aynur. Cengel Bey'in kardeşiyim. Ben de konakta çalışıyorum artık. Alo, Pınar. Ne var ne yok arkadaşım? Dünden beri meraktayım. İyi değilim Pınar. Kafam çok karışık. Kırımlı'nın abisini konaktakiler video çekiyorlar. Ben de şaşıp kalıyorum. Melek gibi anlatıyorlar. Anlamıyorum. Her şey çok garip. Sen dememiş miydin Yaman Kırımlı için o maskeli bir canavar diye? Abisi de öyledir belki. Evet. Öyle olmalı. Sahte yüzleri olmalı. Kandırıyorlar demek herkesi.